Devrin imamına sahibiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim, çok etkilendim. İlk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ve tövbe almak istiyorum. Ben yeni tabi oldum hocam size. Ben 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı sevmeyen bir insanım. Caminin kapısından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, 7 vakit namaz da kılıyorum. Sizi dinlerken inanın ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamanlarda şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki. Teşekkür ederim sizden. Allah razı olsun. Hayırlı ve mutlu akşamlar. Değerli izleyenler, dinleyenler, yine yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız muhterem hocam? Hamdeder, şükür ederiz. Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükür ediyoruz muhterem hocam. Sizin olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. İnşallah kibir bugünkü konumuz. Uygun görürseniz ilk sualimizden başlamak istiyoruz. İnşallah. Muhterem hocam, kibir sahibi insanlar kimlerdir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Arap suresinin 146 ve 147. ayet-i kerimesinde özellikleri verilen kibir sahibi insanların Allah'a ulaşmayı dileyemeyenler, ayetlerden gafil olanlar olduğunu görüyoruz. Mütekebbir insan, kibir sahibi insan, büyüklenenler, başka insanlardan üstün olduklarını düşünenler, başka insanlara üstlük taslayanlar, kibirlilerin bütün özellikleri kendilerinde bulunan bu insanların, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın yolunu seçmediği kişiler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. İnsanları Allah'ın gözünde en çok küçülten şey kesinlikle kibirdir. Nitekim Ebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytan ilan oldu. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Ve hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil öldürdü. Yani ise bütün kötülüklerin kaynağı nefsimizdeki afetlerdir. Allah-u Teala insanlara serbest irade vermiş. Bakara 256'da olduğu gibi. İrade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. Ve dinde zorlama yok ama dinde irşat yoluyla gay yolunu beyan etmek var. İnsanlara irşat yolunda, insanlara gay yolunda kesinlikle beyan etmek, tespit etmek Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir hakikattir. Serbest irade sahibi insanlardan, tebliğe muhatap olanlardan kim dilerse irşat yolunu, dilemezse gay yolunu tercih edecektir. Dolayısıyla sonuçlarına da katlanacaktır. Gay yolunu bekleyenler cehennem azabı, bu dünyada mutsuzluk. İrşat yolunu seçenler cennet hayatı ve bu dünyada mutluluk. Eğer kişi Allah'ı dilemezse, irşat yolunu seçmezse neyi dilemiş oluyor? Dünya hayatını. Peşin geçen bu dünya hayatını ölüyor. Dünya hayatını talep edenlerin de akıbeti cehennem. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, Allah'ın Resullerinin inkar edilmesi insanlardaki kibir sebebiyle midir? Evet.
gerçekten birçok ayet-i kerimede tebliğ Resuller vasıtasıyla kendilerine ulaştığında onlar da siz bizim gibi beşersiniz. Bizden üstün bir tarafınız yok. Halbuki Allah-u Teala evet beşerdir diyor ama kesinlikle Allah-u Teala o beşere vahy ediyor. Öyleyse Resul de beşerdir, biz de beşeriz. Ama Allah Resulü ile konuşanlar vahy ediyor. Diğer insanlarla konuşmuyor. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَا هِجَابٍ اَوْ يُرْسَلَ رَسَلُهُ فِيُّهَا بِذْنِهِ Allah-u Teala beşerle sadece vahiy ile konuşur. Doğrudan doğruya Allah'ın kendisine vahyettikleri Allah'ın zatını görenlerdir. Perde arkasından henüz daimi zikirde ama Allah'ın zatını görmeyenlerdir. Diğerleriyle de Resul göndermek suretiyle onlarla konuşandır. Öyleyse bütün insanlarla Allah-u Teala konuşuyor. Ama dediğim gibi daimi zikirdeki insan perde arkasından, Allah'ın zatını gören insan doğrudan doğruya ve diğer insanlardan da Resul gönderip onlara dilediğini vahyetmesiyle. Öyleyse Resul konuştuğu zaman Allah'ın vahiyle konuşuyor. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Eğer bir insan Resul'e karşı kibirlenirse o zaman kime karşı kibirlenmiş oluyor? Allah'a karşı. Bu da kesinlikle hiç hakikati ifade etmiyor. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların ulaşamayacağı bir kibrin içindeler o insanlar. Her devirde Allah'ın nebisi ya da Resulü olsun Allah'tan bir şey iletenleri insanlar mutlaka hep yalancılıkla suçlamışlardır. Ama aslında onları konuşturan kesinlikle Allah'tır. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz onlar seni yalanlamıyorlar. Onlar benim ayetlerimi yalanlıyorlar. Yani Allah-u Teala'nın söylediklerini kabul etmiyorlar. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde de bu hakikat açıkça yer almış durumda. Her devirdeki Resul'e insanlar gerçekten kibirleniyorlar ve kibirleri sebebiyle yüz çeviriyorlar. Mümin suresinin yanılmıyorsam 36. ayet-i kerimesi veya 34. 34'e bakan Mümin'in suresinin 36. ayet-i kerimesi. Evet bakın ne diyorlar 36. ayet-i kerimesinde? Mümin'in 34. ayet-i kerimesine bakalım. Evet 34. لَيْنْ اَتَعْتُمْ بَشَرًا مِسْلَكُمْ Eğer siz kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz اَنَّكُمْ لَخَاسِرُونَ O zaman hüsrana düşenlerden olursunuz. Yani insanı hüsrandan kurtuluşa ulaştıracak olan Resul'e itaat olmasına rağmen bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler siz kendiniz gibi Resul de beşer, evet biz de beşeriz. Ama Allah-u Teala Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde şunu buyuruyor. قُلْ اَنَا بَشَرًا مِسْتُوكُمْ Ama yuha ileye. Allah bana vahy ediyor. Öyleyse Allah her beşere vahy ediyor mu? Hayır. Allah'ın zatını gören beşere doğrudan doğruya vahy ediyor. Daimi zikre ulaşanlara perde arkasından vahy ediyor. Ve diğer insanlara da Resul göndermek suretiyle onlara vahy ediyor. Öyleyse doğal olarak bu insanlar yani başlangıç noktasına Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar Allah'ın zatını görmediklerine Allah-u Teala doğrudan doğruya vahy etmiyor. Daimi zikirde olmadıklarına göre de perde arkasından da Allah-u Teala onlarla konuşmuyor. O zaman bu insanlarla Allah nasıl konuşur? Resul gönderip ona dilediğini vahy etmesiyle. O zaman bu insanların muhatabı elbette Allah'ın Resulü. Fakat insanlar bu Resulü alelade birisi olarak görüyorlar. Hani halk arasında bir söz var. Nuh diyor, peygamber demiyor. Halbuki Nuh, evet bir beşer ama aynı zamanda Allah'ın bir peygamberi. Allah-u Teala onu şeriatla görevli kılmış, vazifeli kılmış.
İsra suresinin 94. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْعَ النَّاسُ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى قَالُوا اَبَعَثَ اللّٰهِ بَشَرًا رَسُولًا. Onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına, yani Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olan şey, insan Resul mü bize gönderdi Allah-u Teala? Ne bekliyorlar? Bir melek bekliyorlar. Halbuki dünyada yaşayan insanlardır. Elbette o insanlardan Resul seçiyor. Tekabun suresinin 6. ayeti kerimesinde bir kere daha bu durum şöyle bildiriliyor. İşte bu onların Resuller beynelerle, açık delillerle getirdiği zaman bir beşer mi bizi hidayete erdirecek? Yani bir beşerin hidayete erdiren olamayacağını, beşer yerine melek bekliyorlar. Allah-u Teala da tabii diyor, eğer dünyada yaşayanlar melek olsaydı tamam, ama siz yaşıyorsanız sizden bir Resul göndereceğiz diyor. Dolayısıyla insanlar insanın hidayete erdirme görevini olamayacağını, buna imkan olmadığını söylüyorlar ve böylece hüsranda kalıyorlar. Allah razı olsun. Tamam hocam, kibirleri sebebiyle Allah'ın ayetlerini örten, hidayeti inkar eden insanların vebali nedir? Kibirleri sebebiyle Allah'ın ayetlerini örtenler, onlara iki kat azap vardır. Allah Teala Ahzab suresinin 66, 67, 68. ayetlerine bakın ne buyuruyor. Ahzab 66'da cehennemdekiler keşke Allah ve Resulüne itaat etseydik. Ahzab 67'de Resul'e itaat etmeyip de kime itaat etmişler? قَالُوا رَبَّنَا اَنَّا اَتَانَا سَادَتَنَا كُبَرَنَا. Kendi bulundukları dönemde Saadet ve Kübera'ya tabi olmuşlar. Ve Saadet ve Kübera onları Allah'ından saptırmış. رَبَّنَا اَتِهِمْ دِيَفَيْنِ عَذَابِ. Onlara iki kat azap ver. وَلَعَنَهُمْ لَعَنًا كَب۪يرًا. Ve onları kebir, en büyük lanetle lanetle. Öyleyse kibirleri sebebiyle Allah'ın ayetlerini örten, hidayeti inkar edenler, insanların vebali nedir? Bu ayet-i kerimede bildiriliyor. İki kat azap ve en büyük lanet. Bakara 159'da da aynı şey ifade ediliyor. Bu sefer de üç tane azap söz konusu. Bakara 159'da ne var? Allah kitapta اِنَّ الَّذ۪ينَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَّهُ لِنَاسِ فِي الْكِتَابِ. Allah da onlara lanet ediyor. Lanet ediciler de onlara lanet ediyor. Yani bu insanların üzerine Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti vardır. Gayet açık. Kehf suresinin 103-405. ayet-i kerimelerinde de bu insanları için Allah-u Teala mizan tutmuyor. Araf 40'ta kibirleri olan sebebiyle gök kapıları açılmıyor. İsa 167-169'da ise Allah onları mağfiret etmiyor. Azap söyledik yani. Bütün bunlar bize bir hakikati söylüyor. Bu insanlar kibirleri sebebiyle Allah'ın ayetleriyle alay etmişlerse, Allah'ın Resulleriyle alay etmişlerse, Allah-u Teala onlar için mizan tutmayız diyor. Allah'ın hidayetle alakalı ayetlerini gizleyerek, özellikle inkar ederek başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları için zalimlerdir. Yani alay edenler onlara mizan tutmuyor. Örtenler Allah-u Teala üç, Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti üzerine oluyor. Gizleyenler bu şekilde, inkar edenler de en büyük lanetle Allah'ın lanetliyor ve iki kat azap veriyor. Veballeri ayetlerde net olarak bu şekilde izah edilmiş. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, uygun görürseniz konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bu videoyu yayınlamak isteriz. İnşallah. İnsanları Allah'ın gözünde en çok küçülten şey kibirdir. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kibir sahibi olduğu açıklanıyor. Evet. Sizce hayattayken Allah'a nasıl ulaşılır? Yani Allah'ın koşullarına uymak gerekiyor ya. Kur'an'a uymak gerekiyor. Kur'an'ı yaşaması gerektiği gibi yaşanınca Allah'a da ulaşılır diye düşünüyorum ben. Allah'a ulaşman için namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın. Dua edeceksin o.
Allah'a olan kulluk görevini yaparak. Onun emir ve yasaklarına uyarak da ulaşılır. Gösteriş yapılmadan, kendisini gösteriş yapılmadan, insanlara göstermeden o ibadeti kendin yapman, o niyetle yapman lazım. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi hiç? Yapmak ister misiniz? Ya dilemedim ama elimden geldiğince ona ulaşabilmek için yani ahirette düzgün bir kul olabilmek için elimden geleni yapmaya çabalıyorum. Allah'ım ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Sana ruhum... Ya Allah'ın dostlarıyız hepimiz zaten. Tam layıkıyla İslamiyet'e göre yaşamamız gerekir. Yani şu yoldan geçen 10 kişiye sorsak veyahut da 10 kişiyi incelesek 10 kişiden belki 10'u bile öyle değildir. Evet. Eksik yaşamışız. Eksik öğretilmiş. Bizim de kabahatimiz var belki. Belki bize öğretenlerde de bunu bize aktaranlarda da kabahat var. Muhterem Hocam, röportajda bir misafirimiz Kur'an'ın yaşanması gerektiği gibi yaşanınca Allah'a ulaşılır dedi. Kur'an'ın yaşanması ne demektir Muhterem Hocam? Evet, gerçekten de çok doğru bir cevap. Kur'an'ın yaşanması yaşanırsa mutlaka ulaşılır. Kur'an'da Allah-u Teala hepimizin üzerine 7 safayı farz kılmış. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa mürşide tabi olmak, 3. safa ruhu teslim etmek, 4. safa fizik vücut teslimi, 5. safa nefsin teslimi, 6. safa ihlas ve 7. safa irade teslimi. Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği şeriat 7 safanın farz kılınması. Allah-u Teala bu farzları yerine getirmek üzere de yapmamız istediği hedefler var. Evet, gerçekten Şura 13'te Allah'ın farz kıldığı şeriat bu 7 safayı ihtiva ediyor. Ve vasıta emirlerin içerisinde de İslam'ın 5 şartına ilaveten Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir. 2 tanesi ilave edince 7 tane vasıta emir de var. Bunları yerine getirdiğimiz an Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın bir şifa olduğu, İsra 82'de de kesinlikle şifa için Allah'ın bu Kur'an'ı indirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Olay buysa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir saadet davetisi olarak, bir saadet reçetesi ve bir saadet karnesi olarak indirmiş. Reçetenin temelinde zikir adlı bir vasıta emir var. Bu reçeteyi hangi boyutta tatbik edebilirsek, yani o zikri yapabilirsek o boyutta mutlu oluruz. Mutluluğun reçetesi 7 safa ve 4 teslimi, yani 7 sana farz emri yerine getirmektir, yaşamaktır. Kur'an'ın yaşanması budur inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bir misafirimiz hepimiz zaten Allah'ın dostlarıyız dedi. Yaratılan herkes Allah'ın dostu mudur Muhterem Hocam? Tabii ki doğru değil. Bir insanın başlangıç noktasında şeytanın kulu ve dostu olduğunu bilmemiz lazım. Hemen Nas suresinin 78. ayet-i kerimesinde herkes bir şey bilmeden dünyaya geliyor. Herkesin bir şey bilmeden dünyaya geldiğini hangi ayetleri de birleştirebiliriz? Ahzab 72. Ahzab 72'de herkes vallahi ahrecukum min butuni ummahatikum, kişi annesinin karnından nefs ve fizik bedenle dünyaya geliyor. Nefs ve fizik bedenle. Ve nefs fizik bedenle dünyaya gelen bu kişiye Allah Teala zatından ruh üfürüyor. Ruh bir emanet ama bu emaneti yüklenen annesinin karnından doğan bir şey bilmeyen fizik vücut ve nefstir. Ve Allah Teala fizik vücut ve nefsin bu emaneti yüklendiğini şu özelliklere belirtiyor. İnnehu kanu zalumen cehule. Yani kişi hem cahildir hem de zalim. Cahil olan kişi Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Bilmediği takdirde yerine getirmeyecektir. Hem kendisine zulmedecektir hem etrafındaki insanlara zulmedecektir. Zalim ve cahil. Eğer olay buysa o zaman dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de kesinlikle Allah-u Teala'nın mürşidi. Olay buysa o zaman herkes başlangıç noktasında dediğim gibi hem cahil hem de zalim, 10 tane negatif özelliğin sahibi ve 10 negatif özelliğin sahibi olan bir insan Allah'ın kulu değil, Allah'ın dostu değil, şeytanın kulu ve dostu. Hemen o 10 tane negatif özelliğini devreye koyalım. 1. özellik ayetlerden gafil. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. 2. özellik hüsranda amelleri boşa gittiği için. 3. özellik gideceği cehennem.
günahları sevaplarından fazla olduğu için. Dördüncü özellik şirkte, beşinci özellik küfürde, altıncı özellik delalette, yedinci özellik şeytanın kulübe dostu, sekiz takva sahibi, dokuz mümin değil, on hidayete değil. Öyleyse insanlar ben zaten Allah'ın dostuyum diyor. Tam tersi başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu olarak dünyaya geliyor. Allah'ın kulu ve dostu olabilmesi o kişinin iradesini kullanmasına, Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Zümer 17'ye göre kendisini şeytana kul olmaktan kurtaramaz. 14 asıl evvel sahabe hepsi şeytanın kulu ve dostuydular. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size tebliğ ettiğimin onda birini yapmazsanız gideceğiniz yer kesinlikle cehennem diyor. Peygamber Efendimiz neyi tebliğ etmiş? 10 tane o negatif özelliği tebliğ etmiş ve bunlardan herhangi birisini yerine getirmeyen kişinin gideceği yer kesin cehennem, şeytanın kulu ve dostu olduğu için. Ama buradan kurtulmak için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Ahir zamanda benim tebliğ ettiğimin onda birini yapacaklar. Gidecekler yer cennet. Kim işte Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman onun için pozitif 10 tane özellik vardır. Ve o kişinin gideceği yer kesinlikle cennettir. Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَ بُوْ تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ Öyleyse Allah-u Teala onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. O zaman bu ayet-i kerimede ne bildiriliyor? Yaratılan herkes Allah'ın kulu değil, başlangıç noktasında Zümer 17'ye göre tağutun kulu. Tebliğ kendisine ulaştığı zaman kendisini tağuta kul olmaktan kurtarıyor. Neyle kurtarıyor? Allah'a ulaşmayı dileyerek. O zaman bu insanlar bu ayetleri bilmiyorlar. Rum 31, Allah'a ulaşmayı dile yönel ve böylece takva sahibi ol. Bakara 257, Allah'a ulaşmayı dile. Yunus 62-63, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, onlar için korku yoktur. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği, iradenin kullanımı yoksa, kesinlikle o kişi yaratılmış açısından Allah'ın dostu, Allah'ın kulu değil, şeytanın kulu, şeytanın dostu. Allah'a dost olmayı sağlayan hakikat Allah'a ulaşmayı dilemektir. O dilek Kur'an bel kemiğidir, omurgasıdır, iskeletidir. Yani Kur'an'ın kesinlikle çatısıdır. Bu dilek hidayettir ve hidayetin de hedefi mutluluk. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam uygun görseniz konumuzla ilgili videomuz daha var. Onu da yayınlamak isteriz. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'de kibirli insanların Allah'ın ayetlerini yalanladıklarını ve Allah'ın cennetine ulaştıran yolu görseler de o yolu seçmediklerini görüyoruz. Sizce bu insanlar neden Allah'ın yolunu seçmiyor olabilir? Dinsiz oldukları için. Soğutuyor. Yani bazı şeyleri soğutarak, baskı yaparak değil de güzel şekilde, peygamberimiz zamanında güzel bir şekilde aktarabilirsek o zaman o İslam yolunu daha iyi çekebiliriz. Ama biz dayatarak, zorlayarak yaparsak, bir çocuğu bile düşünün, dayatarak yaparsan bir şeyleri, o bile cayıyor, istemiyor, yaptırmak istemiyor kendini. Onlar bazı şeyleri kendilerine göre yorumluyorlar. Ama bir şey bilmedikleri halde iddia ediyorlar aksini. İddia ediyor da yani Allah'a şirk koşmak gibi bir şey oluyor. Allah'ın varlığını biliyorlar. Yalnız inanmıyorlar. Kelime-i şehadet getirmiyorlar. Daha önce de bir arkadaşım, İsrailli bir arkadaşım vardı. Onunla muhabbet etmiştik. Muhabbetimizde her şeyi çok iyi biliyor, dini çok iyi biliyor. Yani bizden daha iyi biliyor diyebilirim ama kelime-i şehadet getirmeyi tercih etmiyor. Defalarca zorlamamıza rağmen tercih etmedi. Yani sebebi nedir onu bilmiyorum. İnançları yok demek ki. Aşırı derecede bir din düşmanlığı var. İnanan insanları aşağılama, küçümseme gibi var. Yani yaşamıyoruz, hepimiz yaşamışızdır. Muhterem hocam, bir misafirimiz, bir arkadaşım dini bizden daha iyi biliyordu ama defalarca zorlamamıza rağmen kelime-i şehadet getirmeyi tercih etmedi dedi. İnsanları din konusunda zorlamak doğru mudur Muhterem hocam? Tabii ki insanlara din konusunda zorlamak doğru değil. Kur'an bu konuda açık hükümlerini koymuş. 4 ayet-i kerimede dinde zorlama yok. Gâşiye suresinin 21-22. ayet kelimesinde sen bir zorlayıcı değilsin, sen bir nasihat vericisin. Kaf 45'te Kur'an'la nasihat et. Yunus 99'da
Allah dileseydi herkesi mümin kılardı. Yoksa insanları sen mi zorlayacaksın? Ve son noktayı koyuyor Bakara 256'da. Dinde zorlama yok. Yani kalben ulaşmayı dileyeni, bütün insanlar bir araya gelseler, o konuda onu aksi bir tercihe zorlayamazlar. Dilemeyeni de bütün insanlar bir araya gelseler, onu kesinlikle iman sahibi kılamazlar. Öyleyse irade serbest irade ve kullanım hakkı kişiye verilmiştir. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç, iradenin kullanımı o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Zaten başlangıç noktasında dilemeyenler hepsi delalette. Ve dilemeyenlere Allah Resulü davette bulunuyor. 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın Resulleri, Allah'ın mürşitleri insanları Allah'a davet ediyorlar. Allah'ın davetine bakalım beraberce. 7 tane davet. Bunların başında Yunus 25 geliyor. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim budur. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Haç 67, Rabbine davet et. Kasas 87, Rabbine davet et. Fusilet 33, Allah'a davet eden. O zaman bu davetin muhatabı olan insanlar başlangıç noktasında delaletteler. İşte davet kendilerine ulaştığı zaman daveti kabul ederlerse bu davetin kabulü hayattayken o kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması hidayettir. İşte insanların din konusunda zorlanmaları elbette mümkün değil. Ama tebliğ kendilerine ulaşması halinde o kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse kesinlikle dilemesi halinde Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Zorla mı? Hayır, zorla hiç mümkün değil. Resullerin, nebilerin görevleri sadece tebliğ etmektir. Tebliğ ettikleri zaman görevleri tamamlanır. Herkes kendi kararıyla kendisi tercihini yapacaktır veya kurtaramayacaktır. Bir kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Demek ki Resullerin vazifesi sadece tebliğ etmek. Mevlana benim vazifem söylemek, kabul ettirmek benim işim değil. Bütün nebiler, bütün Resuller, bütün Allah'ın velileri sadece tebliğ ile vazifelidirler. İnsanları zorlamak, hayır dinimizde zorlama yoktur. Dinde tebliğ var ama zorlama yok kesinlikle. Dolayısıyla hepimizin mutlak surette Allah'a davet etmesi, daveti kabul edenleri Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle onları kendisine ulaştırması Allah'ın üzerinedir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bir misafirimiz aşırı derecede bir din düşmanlığı var. İnanan insanları aşağılıyorlar, küçümsüyorlar dedi. Dine karşı oluşan düşmanlığın sebebi nedir Muhterem Hocam? Dine karşı düşmanlığın sebebi cehalet. Zaten emaneti göklere, yerlere, dağlara tevdi ettim. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. İnsan hem cahildir hem de zalim. Cahil, Haç suresinin 8. ayet-i kerimesinde ve minen nasi men yucadili fillahi bi gayri ilmin. İlmi yok. Ve la huden, hidayete tabi değil. Ve la kitabın minir, nurlu bir kitaba dayanmıyordu. Referansları yok yani. Referansları yok, delilleri yok ama körü körüne Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ediyor. Bunlar kimlerdir bu ayetlere karşı mücadele edenler? Nefslerini ilah edinen gizli şirkte olanlar. Sana Allah-u Teala'nın ilim alan birinden ilim tahsil etmedikleri için Kur'an'da yazılı olmasına rağmen bu hakikatlerin hiçbirisini elbette bilmiyorlar, bilmeyecekler de. Öğrendikleri emaniye bilgilerle Allah'ın yoluna olan insanların hep karşısına çıkıp onlarla tartışacaklar. Allah'ın nurunu söndürmeye çalışacaklar. Ama kesinlikle Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Ancak Allah'ın dostunu dost tutmaları halinde Allah'tan alacakları yardımla kurtuluşa ulaşabilirler. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhterem Hocam, bugün görürseniz konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Onu da yayınlamak isteriz inşallah. İnşallah. Her devirde kibirli insanlar Allah'ın tayin ettiği Resulleri, mürşitleri inkar etmişler ve onları halkın gözünde küçültmeye çalışmışlar. Oysaki Allah bizim o mürşitlere tabi olmamızı emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Mürşide tabiyet hakkında neler düşünüyorsunuz?
Ya biz de ümmet olarak Peygamber Efendimizin, yani sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Yolunda ilerleyeceğiz. Mürşitlere tabi olmamız daha çok yani faydaları olabilir ama bazı şeylerin hani çok daha ileri gitmeden olduğu şekilde, zaten ayetlerin bazılarında vardır hani rehber illaki olacak ama böyle tarikatlara, bir şeylere bağlı olmadan dini kendimce yaşamak istiyorum. Birine tabi tabi olmak gerekiyordur ama bunu daha önce hiç şey yapmadım, düşünmedim. Yerine de getirmedik diyelim. Nasıl bulabiliriz biz mürşitleri? Mürşitler, ya aradığın zaman her şeyi bulursun. Evet. Ama ben gitmem onların peşinden. Neden? Gitmem. Günümüzde bu insanlar çok az. Çok az. Yani demin dedik ya, bir şeyler eksik verilmiş, alamamışız dedi mi? Demek ki o insanları bulamamışız. Bulamamışız yani. Bulmuş, bulabilmiş olsak tabi olurduk pek tabii ki. Muhterem Hocam, bir misafirimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz, yolunda ilerleyeceğiz dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda ilerlemenin göstergesi nedir Muhterem Hocam? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda ilerlemenin göstergesi kesinlikle 7 Safa 4 teslimi yaşamaktı. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize sahabenin hayatını projekte ediyor. Ve baktığımız zaman Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmül ahiri uman, Allah'a çok zikredenler için Resulullah en güzel örnektir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde ihsanla tabiinin sahabeye tabi olduğunu görüyoruz. Acaba bu kendisine tabi olunan sahabe nasıl insanlardı? Başlangıç noktasında cahiliye standart içinde bir hayat yaşıyorlardı ama Resulullah'ın öğretisiyle 7 safanın 7'sini de yaşadılar. Şimdi beraber bakalım sahabenin yaşadığı 7 safa İslam. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davetine tabi olmuşlar, muhatap olmuşlar ve Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş, kendilerini şeytana kul olmaktan kurtarmışlar. Mümtehin 12'ye göre hepsi sahabe Resulullah'a biat etmişler. Enam 71'e göre sahabenin hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alimen 20'ye göre hepsi fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18'e göre hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara 139'a göre hepsi ihlasa ulaşmış. Tövbe 100'e göre hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi Resulullah'a %100 teslim olmuşlar. Öyleyse Peygamber Efendimizin yolunda ilerlemenin göstergesi nedir dendiği zaman bu 7 safanın 7'sini de yaşamaktır. Şimdi günümüz din tatbikatına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Yok. O zaman Zümer 17 gitti. Mümtehin 12'ye göre mürşide tabiyet, biat var mı? Yok. O da gitti. Geri kalan vasıta emirlerle, yani İslam 5 şartıyla kimse ruh teslimini yapabilir mi? Hayır. Fizik vücut teslimi yapabilir mi? Hayır. Nefs teslimi yapabilir mi? Hayır. Lan hiçbirisi yok. Ve ne yazık ki insanlar günümüzde bidatlere dayalı bir din tatbikatının içindeler. Furkan suresinin 29-30. ayet-i kerimesinde 29'da zikir bana gelmişken o saptırdı. Ve Allah'ın Resulü de, Resul de Allah-u Teala'ya diyor ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Şimdi Resul Allah'a davet etmiş. Onlar da daveti kabul etmemişler. Resul'ün davetini kabul etmek yerine felanın davetini kabul etmiş. Felan da şeytanın dostu. Şeytanın dostuna tabi olmuş, Allah'ın dostuna değil. O zaman da doğal olarak Resul diyor ki, Allah'a sesleniyor. Ya Rabbim, benim bu kavmim Kur'an'ı terk etti. Kimdir Kur'an'ı terk edenler? Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen ve tabiyetlerini gerçekleştirmeyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sünnetin seniyesi neyse onun tatbiki söz konusu olmalıdır. Böyle bir şey için de asli kaynağı mutlaka Kur'an-ı Kerim olması gerekir. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, bu üç unsur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu tam olarak takip edenleri ifade ediyor. Ehli bidat ise Peygamber Efendimizin dininden ve ashabının yolundan ayrılarak bidade ve delalete düşenlerin yoludur. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Ne yazık ki günümüzde ne Kur'an var, Kur'an sadece mezarlarda okunan iniyor, ne de Allah Teala'nın Resulü'nün sünneti var. Onlar da insanlar
zanlarına tabi olan, Kur'an-ı Kerim hakikatlerine ters düşen fetvaların veren insanların peşinden gidiyorlar ve ne yazık ki din gerçekten yaşanmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu durumu, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Hidayet yoksa zaten Kur'an yok. Çünkü Kur'an'ın hedefi hidayet. Ama hidayet yoksa kesinlikle Kur'an söz konusu değil. Kur'an mezarlarda okunan bir kitap haline gelmiş ve İslam'ı yaşadığını iddia edenler de, onlar da kesinlikle sadece kendi zanlarına tabi, nefslerine tabi gizli şirkin içindeler. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir misafirimiz, aradığın zaman her şeyi bulursun ama ben mürşitlerin peşinde gitmem dedi. İnsanların mürşit aramaması nelere sebep olur Muhterem Hocam? Mürşit aramaması dinin yaşanmamasına sebep olur. Çünkü Yunus Emre bunu çok güzel ifade etmiş. Gel kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş, şimdi gidelim böyle, nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Ve Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. İnsanlar Kur'an'ın bu hakikatlerini bilmiyorlar çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bilmiyorlar çünkü mürşide tabiyeti reddediyorlar. Bugün şöyle sesleniyor, insanlar söylüyor. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Öyleyse dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur'a inanan insan Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemeyince Furkanlara sahip olmayacaktır. Furkanlara sahip olmayınca Rahim esmasının tecellisi yok. Rahim esmasının tecelli yoksa kesin mürşidi Allah'a göstermeyecektir. Mürşid görülmesi takdirde kuru kuruya ibadetlerle hiç kimsenin Allah'a yaklaşması mümkün, kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Ama bütün bunların ötesinde eğer kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman tamamen durum değişiyor. İnsanların mürşit aramaması nelere sebep oluyor? Kur'an'ın öğrenilmemesi, Kur'an'ın yaşanmamasına sebep oluyor. İsra 15'te ben Resul göndermesem azap etmem. Taha 123'te benden size hidayetim, yani Allah'a ulaşma dileği gelecek. Kim bu dileğin sahibi olursa o kesinlikle delalette kalmaz, şakilerden de olmaz. Ahzab 66'da keşke Allah ve Resulüne itaat etseydik cehennemdekiler. Taha 134'de keza öyle, Mümin 44'te öyle. Nahl 36'da yani mürşit her zaman var. Mürşidi olmayan delalettedir. Hemen gösterelim. 10 tane ayet-i kerime. Mürşidine tabi olmayan delalettedir. 10 tane ayet-i kerime. Evet. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir. Dolayısıyla nasıl bir Allah dostu, evet, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. O zaman delalette olan insanlara kim vahyediyor? Şeytan vahyediyor. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insan mutlaka mürşidine ulaşmak gereğini duyacaktır. İnsanlar aramadıkları için bu hedefe ulaşamazlar. Onlar için mümkün olmuyor ama bu istikamette Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında bu işi gerçekleştirebilecek insanlar var. Şu anda inancın ismi ne olursa olsun her inanç grubunun içerisinde bilmeden İslam'ı yaşayanlar vardır. İslam'ın üç ana unsurundan bir tanesi vahdet, Allah'ın tekliğidir. Diğeri de tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek cemaat. Üçüncüsü de teslim. Öyleyse her devirde kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler var.
Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, uygun görürseniz izleyicilerimizden bize ulaşan sorular var. İnşallah. İstanbul'dan Tugay Aktağ. Muhterem Hocam, Zümer Suresinin 68. ayetine göre Allah kıyamet günü kimlerin ölmesini dilemez? Zümer 68'e göre Allah kıyamet gününde kimlerin ölmesini dilemez? Nufiya fi suri fesaike men fi semavati men fi l-ard illa men şa'allah sümme nufiya fihi uhra feizahum kıyamen yenzürün. Sura üfürmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Sura üfürmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra sura üfürülüyor. Bir kere kıyamet zahiri karşı zahiri alem, zahiri alemde gayb alemi karşıt vay alemde gerçekleşiyor. Emr alemi ve karşıt emr aleminde yok. Çünkü karşıt emr aleminde 7 tane cehennem var. Emr aleminde 7 tane cennet var. Ve bu dünyada dirilenlerin hepsi haşer meydanında diriliyorlar. O zaman bu Allah'ın ölmesini dilemediği kişiler muhtemeldir ki 7 safayı yaşayan vazifeli olanlar ve melekler tabii vazifeli, cehennem bekçileri diğerleri, çünkü cehennemin bekçileri de meleklerden oluşuyor. Cennetin de bekçilerine cehennem bekçisi maliye sesleniyor veya cehennem cennettekiyle rıdvana sesleniyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İzmir'den Hüseyin Demir. Muhterem Hocam, Münafikun suresinin 9. ayet kerimesini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Münafikun 4, 9. Münafikun 9'a bakalım. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve evladukum an zikrillah. Men yef'al zalike fe ulâike mel hâsirûn. Ey iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa o takdirde işte onlar hüsrandadır. Mal ve çocuklar dünya hayatını ifade ediyor. Yani sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Münafıkın 9'la birlikte Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesine bakalım. El malu vel benune. El malu vel benune. Zinetel hayatı dünya. Vel bakiyeti salihun denabikum. Salih amel zikirdir. Mal ve çocuklar da dünya hayatıdır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Bizi şeytan neyle zikirden alıkoyuyor? Dünya hayatıyla. Allah Teala da bizi uyarıyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz çok zikredenler münafıklıktan kurtulur buyuruyor hadis-i şerifinde. Ve Münafıkun suresinin bu 9. ayet-i kerimesine göre kim zikirden yüz çevirirse o kesinlikle hüsrandadır. Nebile Sultanı Peygamber başka bir şey daha söylüyor. Fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Her münafık aynı zamanda bir fasıktır da. Bunu hangi ayetler söylüyor? Nisa suresinin 140, 141, 142'ye bakalım inşallah. Münafıkların Nisa 141'e bakalım inşallah. Bir kere Nisa 141'de Nisa 140'ta onlar hepsinin İnnallâhe cemî'ül münafikûne vel kâfirîne fî cehenneme cemî'a. Yani münafıkları ve kafirleri Allah cehennemde toplayacaktır. Cemî'a hepsini. Münafıklar kendileri dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, kalbi hasta olanlar, kafirler de aynı şekilde kalbi kasiyet bağlayanlar. Şimdi Nisa 141'e gelelim. Nisa 141'e baktığımız zaman
Onlar sizi gözlüyorlar ki size Allah'tan bir fetih, zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı dediler. Şayet kafirlerin zaferden bir nasibe nasip olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olduk, olmadık mı? Size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı dediler. Artık Allah kıyamet günü sizin aranıza hüküm verecektir. Allah kafirleri müminlerden mutlaka ayıracaktır. 142 Nisa 142'de evet. Münafıklar az zikredenlerdir. Ennel münafikune yuhadinullaha ve hadihum iza kamu ile salati kamu küsela yura'ine nase ve la yezkunallaha illa kalile. La yezkunallaha illa kalile. Çok az zikrin dışında Allah'ı zikretmezler. 143'e bakalım şimdi. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlarla ne de onlarla olurlar. Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Asla ulaştıracak olan sırat-ı müstakim ulaştırmak. Yani bunlardan, bu ayetlerden bir tanesinin aslında münafıkların fasık olduğunu ifade ediyordu. Evet, Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, müsaadenizden Ankara'dan Cafer Eroğlu bize bir görüntülü sual ulaştırmış. İnşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi sevgili kıymetli Cabbar Hocam. Hürmetle ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir soru sormak istiyorum. Şeytan kibri sebebiyle mi Allah'ın huzurundan kovulmuştur? Dolayısıyla biz insanların Allah'a yaklaşmasındaki önündeki en büyük engel kibir afeti midir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Nefsin 19 afetinin içerisinde kibir de var. Mesela şeytanın kovulmasının arkasında o var. Adem babamızın ve eşinin cennetten yeryüzüne girmesinde de hırs var. Öz kardeşini Kabil'in Habil'i öldürmesinde de haset var. Yani nefsin 19 tane afeti. Öyleyse şeytanın huzurdan kovulmasının arkasında kibir var gerçekten. Araf 12'de ben sana bu emri kale ya iblisü ma menâken la etesçüde izemertük. Ben sana bu emri verdiğim zaman senin bununla alakayı nedir? İblis diyor ki ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten onun çamurdan yarattın. Yani orada ruhu devreden çıkartıyor ve kendi yaratılış dizaynı ateşten olduğunu, Adem'in de çamurdan olduğunu, ateşin çamurdan üstün olduğunu söylemek suretiyle ona itaat etmiyor. Allah Teala da 13'te çık git buradan sen rejim olundun. 14'te iblis Allah'tan müsaade istiyor kıyamet gününe kadar. Allah Teala da kıyamete gününe kadar müsaadeyi veriyor. Negatif kutupta iblis bütün zaman parçalarında var ve zulmani leduni ilmi insanlara veriyor. Sihir, büyü, her türlü insanları mutsuz kılan ilim. Hızır Aleyhisselam da insanlardan olup Rabbani ledünümün sahibi, o da insanlara mutluluk veriyor. Allah her şeyi zitiyle kaim kılarak çift yaratmış. İblis cinlerden, Hızır Aleyhisselam insanlardan. İkisi de birbirinin zıttı, ikisi de bütün zaman parçalarında var. İkisi ledünümün sahibi, birisi zulmani ledünümün sahibi. İnsanlara o ilimle zarar veriyor, mutsuzluk ediyor, ediyor. Hazır Aleyhisselam da onları mutlu ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kibirden sakının. Zira iblis kibir sebebiyle Adem aleyhisselama secde etmemiş. Hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız yasak ettiği ağaçtan yemiştir. Ve hasetten sakının. Zira ilk kan dökülmesi haset sebebiyle gerçekleşmiştir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Allah'ın Resulü hakkında onun söylemediği şeyleri söyleyen İftira atanların durumu nedir? Bu kişilere Allah'ın Resulü'nü nasıl tanıtabiliriz? Allah razı olsun. Kur'an ayetleriyle zaten Allah-u Teala Resul'ün hak olduğunu biliyor. Ama Allah-u Teala vazifeli kılmış ve Resul kendisinden bir söz söylemiyor.
Resulün hele söylediği Allah'ın kendisine söylettirdir. Yaptırdığı Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın biz insanlar için en üst seviyede kamil insan model olarak vazifeli kıldığı birisidir. Ama ona karşı gelenler, nefslerine uyanlar, şeytanın tuzağına düşenlerdir. Bunlardan kurtulabilmeleri Resulün davetine icabet etmesine bağlı. Eğer bu daveti kabul etmezlerse ne yazık ki hiçbir yardımın onlara gelmeyeceği, şeytan sadece yardım eder. Şeytan da insanları sadece tuzağına düşürmek için onları kullanıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam, kibirlilere baktığımızda bir takım ilimlerin olduğunu ve onun o konuda mücadele ettiklerini görüyoruz. Kibir ile emaniyeye tabi olmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Allah razı olsun. İlmin kibiri, halbuki o ilim de bir hiç. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım zahiri alemle ilgili bir ilim hiç imiş. İlla edep, illa edep. İlla Allah'ın ilmi Kur'an-ı Kerim, illa Kur'an-ı Kerim. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Dolayısıyla insanlar Kur'an hakikatlerini öğrenmedikleri takdirde bu dünyada yaptıkları da ne yazık ki kendilerine bir mutluluk sağlamıyor. Bu dünyada yapıp ettiklerinin kendilerine mutluluk sağlayabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz muhterem hocam, Mevlana Hazretleri, insanlar başaklara benzer. İçleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler buyuruyor. Bu konuyu kibir ve tevazu açısından nasıl değerlendirebiliriz? Allah evet, başları önünde eğik olanlar tevazu sahipleri, onlar içi dolu olanlardır, diğerleri de içi boş olanlardır. Mevlana aynı zamanda şunu da ifade ediyor. İnsanlar cevizler gibidirler. Ama kıyamet günü haşer meydanında o cevizler kırılacak. Bazılarının içi boş, bazılarının içi dolu. İçi boş olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İçi dolu olanlar, onlar kalbin ulaşmayı dileyenler, mürşide tabi olmak suretiyle Kur'an'daki İslam'ı, kutsal kitaplardaki İslam'ı yaşayanlardır. İslam'ın dışında başka bir din var mı? Yok sevgili kardeşlerim. Kesinlikle hangi peygamber döneminde yaşasak yaşayalım, Allah o peygamberine sadece ezeli ve ebedi tek bir din olan babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ı öğretmiştir. Onun dışında ikinci bir din yoktur. Şu anda eğer insanlar dinlerden bahsediyorlarsa, bu Hanif dininden sapan insanların dinde fırkalara ayrılmasını, o yanlış inancın sahibi olan insanlar farklı dinin mensubu olduğunu zannediyor. Halbuki kurtuluşta olanlar hangi inanç grubunun içinde olursa olsun, onlar da ezeli ve ebedi tek bir dini yaşadıklarının bilinci ve şuuru içindeler. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, müsaadenizle Antalya'dan Mikail Turgut bize bir görüntülü sual ulaştırmış. İnşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimiz'i ve sizi pek çok seviyoruz. Bir sualim var. Kibirden kurtulup tevazu sahibi olmak için ne tavsiye edersiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kibirden kurtulup tevazu sahibi olmak için olmazsa olmaz şart ve farz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü kimin kalbinde Allah bu talebi görürse, kesinlikle Allah-u Teala 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esması ile tecelli ediyor. Ahiret hayatı o kişinin üzerine Allah'ın Rahim esması ile tecellisidir. Rahim esmasının tecellisi o kişiye 7 furkanı sağlar. Rahim esmasının tecellisi o kişiye 12 tane ihsanın sahibi kılar. Rahim esmasının tecellisi o kişiye 7 nimetin sahibi kılar. Rahim esmasının tecellisi o kişiye 7 tane kalp şartının sahibi kılar. Rahim esmasının tecellisiyle o kişinin 7 kademede nefsini tezkiye eder Allah-u Teala. Rahim esmasının tecellisiyle o kişinin ruhunu 7 tane gök katı yükseltir. Ve Rahim esmasıyla o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de Rahim esmasıyla 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak verir. Bu herkes için Allah'ın garantisinde. Hangi ayetlerde garanti ediyor Allah-u Teala? Şura 13 ve Rad 27. Kim bana ulaşmayı dilerse o bana ruhunu ulaştırmayacak. Ben onun ruhumu kendime ulaştıracağım. Ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin 7 kademedeki tezkiyesi vasıta emirler. Ulaşmayı dileme olmadan olmaz. Zikir olmadan olmaz. Namaz kılmadan olmaz. Zekat vermeden. Bütün bunlar hepsini Allah-u Teala bize sevdiriyor. Ve bütün bu güzellikleri Allah-u Teala bize yaşattırıyor. Dolayısıyla
kibirden kurtulup tevazu sahibi olanlar, bunlar kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Nitekim Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadur Rahmani ellezine havnen alel erdi, havnen onlar tevazuyla yürürler. İza hatebe müccahilune kalu selama, ve cahiller onlara bir laf attıklarında onlar selam derler. O zaman selam diyenler kimlerdir? Selam diyenler onlar insanlara Allah'a ulaşma dileğini tebliğ edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen 7-8 aylık süre içerisinde mutlak surette tevazunun sahibi olur. Çünkü Allah-u Teala nefsin afetleri üzerinde kontrol sağlar. Yani artık o kişi nefsin afetlerinin tesiri altında değildir ve fizik vücut teslimi için devam ederse yoluna, her gün biraz daha zikrini arttırmak suretiyle nefs afetleri üzerinde kontrolü daha iyice sağlar. Fizik vücut tesliminde kontrol tam %100'e ulaşır. Nefsin 19 afeti var ama artık o afetler kesinlikle bize bir zarar vermiyor. Kontrol %100 sağlanmış vaziyette. Ne zaman? Fizik vücut tesliminde. Nefs tezkiyesinde yarı yarıyadır kontrol. Fizik vücut tesliminde tam. Ama nefsin tesliminde ise %100 kontrol sağlanmıştır. Çünkü afetler tamamen kalpten temizlenmiş. Kişi 19 tane faziletin sahibi olmuştur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz 4 halife daimi zikre vehbi olarak mı ulaşmıştır? Allah razı olsun. Her kavmin içerisinde Allah Teala belli resuller tayin ediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de sahabenin, Nebile Sultanı Peygamber'e bağlı olan sahabenin resul olduğuna dair bir işaret yok. Eğer benden sonra peygamberlik olsaydı Allah Hazreti Ömer'i vahide seçerdi diye. Öyleyse bütün sahabe hepsi Peygamber Efendimiz'in öğrencileri. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve 7 Safa'nın 7'sini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'de onlar için Allah-u Teala hangi isimleri kullanıyor? Kur'an-ı Kerim'de onlar için Allah-u Teala kesinlikle sabikunel evvelin olarak zikrediyor. Sabikunel evvelin, hayırlarda ileri geçen, Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışanlar olarak zikrediliyor. Dolayısıyla bu noktaya elbette Allah'ın yardımı, Peygamber Efendimiz'in şefaati ve onların gayretleriyle bu noktaya ulaşmışlar diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de buna dair vehbi olarak ulaştığına dair ben bir ayet bilmiyorum. Efendimiz'den de böyle bir şey duymadım. Ama bir gün Efendimiz derse ki onlar vehbi olarak ulaşmışlar da tabii. Ama ben böyle bir şey duymadım. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bize ulaşan çok sayıda dua talebi var. İnşallah bugün de geldik. Programımızın sonundan son sözleri size bırakıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı ve mutlu geceler değerli izleyenler.